Merhaba arkadaşlar. Beden eğitimi KTT soru çözümlerine hoş geldiniz. Bu hafta birinci sorumuz 5 kişilik takımlar halinde 4 periyot ve 10 dakika üzerinden oynanan spor dalının adı nedir? A. Beyzbol, B. Futbol, C. Handbol, D. Basketbol, E. Voleybol. Doğru cevabımız D. Basketbol olacak. Basketbol 4 periyottan 10 dakika üzerinden oynanan bir spordur ve uzatma dakikaları da uzatma periyotları da 5 dakikadır. İkinci soru. Basketbolda maç nasıl başlar? A. Hava atışı, B. Santra, C. Basket atışı, D. Yazı tura, E. Kaptan anlaşır. Burada doğru cevabımız hava atışı. Birinci periyot başlangıcında hakem orta sahada hava atışını yapar. Örnek veriyorum. Hava atışını A takımı kazandı. A takımı hücuma başlar. İkinci periyotta hücum B takımından. Üçüncü periyotta hücum tekrar A takımından ve dörtte hücum tekrar B takımından olmak üzere uzatmalarda tekrardan hava atışı yapılarak maç devam eder. Üçüncü sorumuz. Basketbolda sayıdan sonra topu elimizden kaç saniye içerisinde çıkarmalıyız? Yani pota altından. A4, B5, C6, D7, E8. Doğru cevabımız B şıkkı 5 saniye olacak. Dördüncü sorumuz. Teknik faul üzerine. Aşağıdakilerden hangisi basketbolda teknik faul sebebidir? A. Rakip oyuncuya küfür etmek. B. Hakemlere saygısızlık yapmak. C. Rakip oyuncuya sert bir faul yapmak. D. Faul aldatması için kendini yere atmak. E. Hepsi. Burada A, B, C ve D seçeneklerimizin hepsi teknik faul sebebi. Doğru yanıtımız da E. Hepsi olacaktı. Son sorumuz. Basketbolda bir oyuncu kaç faulden sonra oyun dışı kalır? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Basketbolda bir oyuncu 5. faulden sonra oyundan diskalifiye edilir. Takım olarak eğer sorsaydım 4 faul hakkı dolduktan sonra hücum faulleri hariç her faulde rakip takım serbest atış çizgisine geçecekti. Arkadaşlar 5 sorumuzun da cevabı bu yönde. Diğer KTT soru çözümlerinde görüşmek üzere.